Selam. Selam. Bugün esnaf lokantası gezeceğiz diye erken çıktık. Geldik yine esnaf lokantası. Yok yerinde. Kapanmış. Neyse ben dedim Özge sen karışma. Özge'nin bulduğu yer kapandığı için ben kendim götürüyorum. Orada görüşürüz. Ona şey yazıyordu benim. Hasır önü et lokantası diye. İlk 3 esnaf lokantasına giriyor yazıyordu. Lokanta yok ortalıkta. Kapanmış abi. Yapacak bir şey yok. Sıra bende. Benim evet, konum var. Tamam. Ben böyle bir tabak... Bamyadan alayım, tandırdan alayım, biraz bundan alayım. Ne abi, arpacık soğan mı? Evet, evet. Arpacık soğan ve nohut var. Pilav alayım ben. Tabii ki fayda. Ne meyve istiyorsun? Şuradaki ıspanak ondan alayım. Ne de yoğurt sen de biraz? Yok, almayayım. Acı sade var mı? Var abi. Sade istiyorum abi. İstersen kuru fasulyeyi bana ayrı verebilirsin kasele. Çok güzel olur. Sevinirim. Harika. Aynen. Başka? Şu. Şu neydi abi? Kuzudan tandır. Tamam ondan alayım abi. Bir de şundan ver abi bana. Aynen. Biraz pirinç pilavı ver bana. Bir de kuru fasulyeyi ver yiyeyim ben. Biraz patates kesesi ister misin? Olur. Ayşe ya aslında fasulyeyi unutmuşsun değil mi? Tamam patates var ya. Haydi ya. Tişörtüm nasıl? Yeni aldım. Kim aldı? Hanımım aldı. Ama üzüldük. Yani ben üzüldüm en azından. Neye üzüldüm? Çok pahalı abi her şey. Yani 128 liraya aldık değil mi bunu? Evet. Bu da defaktodan ha. 128 liraya defaktodan tişört aldım. Hmm. Geçen sene 50 liraydı. Buraya? Evet, konumuza dönelim. Çak çak. Ekmek ver. Hafta içi gelince çok kalabalık. Dün mesela kopuyordu burası ve 3'te yemek bitmişti ama 3 bugün... bile değildi ya. 3 bile değildi geldik. Yemek bitti abi dedi. Bir çeşit yemek var dedi. Bugün hafta sonu olduğu için kalabalık değil. İyi ki de bugün gelmişiz. Of. Benim Bursa'nın en çok sevdiğim günü bu abi ya. Bu kadar esnaf lokantası İstanbul'da yok ha. Ay çok bayıldım. Bak. Beni Bursa'da yakalayan ne oldu biliyor musunuz? Eyvallah abi sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Adem ustam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Çok sağ olun. YouTube çekiyoruz evet. Hangi kanaldı? Cem İlteriş. İlteriş. Cem? İlteriş. Veririz size çıkarken ismi. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şey yapıyorsunuz herhalde böyle videolar falan. Aynen. Böyle gece gün programı. Aynen abi. Ha öyle. Eyvallah. Öyle. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi konumuz neydi? Canım da bir bamya çekiyordu. Bir insan canı bamya çeker mi ya? Ay bir de yemeklerimizi göstermedik. Maloyken evvelsini gösterdim ben. He mi? Özgoş Hanım dedi ki kameraya biraz yakınlaştırdım. Onlar dedi sevmiyorlar dedi uzakta olmayı dedi. Ben de tamam dedim. Evet, konumuz neydi? Gerçekten canım bamya çekiyordu. Oğlum insan canı nasıl bamya çeker? İkinci kez soruyorum bunu ya. Özlemişim ya öf. Ama güzel yapmışlar. Hı hı. Tamam. Güzel yapmışlar. Benim annem de güzel bamya yapar. Ben böyle üstü yapış yapış oluyor ya sevmiyorum. Ha, pişiremezsen öyle olur. Anlat Bursa'da seni yakalayan neydi? Ha, bak. Az önce Adem Usta geldi. Sağ olsun ilgilendi. Unuttum ben. Abi Bursa evet. Her yeri yeşil Bursa'da. Ya evet ya. Şunu indir. Şuradan burayı bir boşalt. Bu görünüyor çünkü şu an. Duyururum sana. Ay. Bu inanılmaz güzel. Üf. Ne anlat. Abi her yeri yeşil Bursa'da. Beni de çok cezbetti ya. Oğlum otobanına gidiyorum yeşillik var. Karşıma bakıyorum dağ var. Yol kenarlarına bakıyorum adam çim döşemiş. Yeşil. Biz tabi İstanbul'da kuraklıktan geldiğimiz için beni olumlu şekilde rahatsız etti yani. Bu kadar yeşillik olmaması lazım. Şok oldun yolda gelirken Cem şey diyor. Bu ne ya her yer yeşillik artık. İnanamıyorum. İstanbul her yer beton. Burada şehrin içi yeşil. Biz şehir dışına kaçıyoruz yeşilliğe girmek için. Evet. Normal orta her yer ağaç ya çok güzel.
Mersin de öyle biliyor musun? Adana da öyleymiş. Ben Adana'yı bu kadar yeşil beklemiyordum. Orayı da çok sevmiştim. Bak. Hatta biz Adana'ya bir günlüğüne gittik. O böyle turunçların olduğu sokakta yürüdük. Özge dedi ki biz burada bir daha bir gün daha kalalım dedi. Bu arada 2 gün dedik, 3 gün kaldık. Evet, çünkü yeşillik beni cezbediyor. Turunçlar için kaldık biliyor musun Adana'da? Çok iyiydi. Sonra bizden sonra festival vardı ama bizim işimiz vardı. Biz durup kalamadık. Hatırlıyor musun? Birkaç gün sonra da festival vardı. Bir daha gideceğim. Yalnız yemekler çok iyi. Adana'ya ben hem gezmeye doyamadım hem yemeklerine doyamamıştım ama bundan önceki video ya da bundan önceki bir iki video önce işte Adana Lezzet Sokağı'na gitmiştik. Orası da başarılı. Acı Badem'de. Hakikaten İstanbul'da Adana'yı özleyene gidebilir yani. Evet. Acı Badem'de Starbucks'ın yanında Acı Badem Lezzet Sokağı. Ben demin yemek yerken katılamadım sana. Nereye? Şey dedin ya tişört çok pahalı değil mi? Evet. Pahalı abi. Gerçekten ben 20 liraya tişört aldım falan hatırlıyorum. Evet. Yani. Ama gerçi bizim şu anda pahalılık ve ucuzluk anlayışımız şey oldu böyle hani tişörtü 200 lira veriyorsun acaba ucuz mu pahalı mı? Her şeye zam geldi diyorsun. Gerçi ben de öyleyim evet. Kendini işletmeci olarak gör düşünüyorsun bir an. Ulan diyorsun her şeye zam geldi hakkı ama acaba ucuz mu aldık falan. Bu kafam karışıyor benim artık. Dün pahalı kaldım değişti. Dün mesela bir porsiyon İskender 100 liraydı. Bana pahalı geldi. Sonra düşündük bana tereyağı da pahalı zaten geldi. Çok pahalı. Evet. Et zaten çok pahalı. Belki de normal dedik. Böyle düşününce normal diyorsun. Ekmek yeme diye isim geliyor. Sana Özge de ekmek yemiyor sen. Yemedim ben. Ben yedim işte. Şimdi tadına bakayım. Çok güzel dedi. Aa bunu sen yiyin, ben yemeyeceğim. Yok yok yemeyeceğim ya. Etrafını al ya. Özge kuru fasulye sevmez. Yani yerim de aramam. Rumeli kardeşler buranın adı. Rumeli kardeşler sofrası. Nerede? Çok sanayinin iyi. İçinde galiba burası ya. Bilmiyorum o kadar. Sanayinin içinde. Bakarsınız Google'da zaten direkt yazdığımız çıkıyor. Tavsiye ediyorum. Güzel. Evet, adresi bilal. Abi şey çok iyi esnaflık burada. İçeri bir giriyor. Herkesin yüzü gülüyor, hoş geldin diyor. Ya bir de çok ilgililer evet. Hakikaten. Yalnız bu sadece lokantalarda var. Onun dışında pek gülmüyorlar esnaflar. Ama lokantalar, merhaba abi hoş geldiniz. Benim Amerika'da en büyük kalamamamın sebeplerinden biri de buydu. Biz de mesela hemen şunu istesen onu uydurur. İstediğin bir şeyi halleder. Hemen hallederiz abi. Ne bileyim, şuraya oturayım desen dışarı masa atayım der. Yani hep bir çözüm odaklı. Müşteri memnuniyeti odaklı özüm Türkiye. Orada öyle değil. Orada sana servisi yapıyor, bir daha göremiyorsun garsonu. Ya baba defol diyor. Burada hizmet var. O, mesela Amerika'da şey yapıyor. Şöyle topluca getiriyor, atıyorum 8 kişiyiz. Ortaya koyuyor 8 kişiyi çatal bıçağı, herkes kendi alıyor. Biz alışmamışız daha. Biz şeye alıştırmışlar. Önümüze servis açıksın. Biz de hayır, biz de hizmet sektöründen. Evet. Biz de bütün müşteriye öyle davranıyoruz evet. Yani. Hani. Hangisi doğru bilmiyorum ama. Ya bilmiyorum. Bizim hizmet sektörümüz çok iyi Türkiye'de. Ha onu biliyorum. Gerçekten çok iyi. Yemeklerde, sunumlarda ve hizmet konusunda Türkler çok daha iyi. Ben de yani ben de otel çalışıyorum. Bir müşteri bir şeyse hemen zaten müşteriye müşteri diyemiyorsun, misafir diyorsun. Otellerde evet, yasak. Bu restoranlarda da öyle misafir. Ben restoranda çok çalışmadım, hep otelde çalıştım. Hani böyle misafirler, misafirimiz öyle bir empoze ediyorlar ki işte evet. Buraya gelen müşteri değil, misafirdir evet. Falan. Niye? Çünkü o adam bir daha gelecek. Biz de öyle davranıyorduk. O Amerika'da falan onu göremediğim için. Bir de yemek yemeyi çok sevdiğim için. Aşkım. Hadi ama ya. Ney? Bana yardım et. Yemin et. Valla. Vay. İkinci yere gideceğiz dedim diye ben az yemek söyledim. Hadi iyi. Ne oldu Cem sana ya? Bilmiyorum ki. Hiçbir şey yemedim abi. Biz uyandık. Buraya. Bu yeni yemeğimiz ya. Cem sabah sabah bu kadar yiyemiyor evet. Ben daha sabah sabah yemekçiyim. Biz buraya iyi ki dün çekmemişiz, gelmemişiz ya. Dün... Ben de. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Biz dün geldik. Burada kapıda kalabalık diye bir saat bekledik. Ha evet. Kalabalık boşaldı içeri girdik dedi her şey yemek kalmadı. Bir saat ha oturduk vallahi kapıda. Bir saat arabada bekledik. Bu da böyle bir yeni ailemiz onu da belirtelim. Hadi ikinci yer hadi. Dur şimdi fiyatını söyleyeceğiz. Git hesabı öde geldim. Hah aynen. Ha. Hesap alalım. Hesap. Hı-hı.
Cüzdanımı verir misin? Tamam. Ekşen Aran'ı da çok severim ha. Ama cam şişesini severim. Cüzdanım, çantam orada aşkım. O. Kalmasın, arkamda yemek bırakmak sevmem. Çay içelim, öyle kalkalım. Sen bilirsin. Ha. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çay alır mısın bize? Tabii. Açık olursa. Açık olursa bir tane. Teşekkür ederiz. Aaa. Hmm. Bursa'dan, Bursa'ya girip süt helvası yemezsek çok ayıp olur. Aa, ben onu başka yerde yiyeceğim. Post yazdığında alabilir miyim sana da? Başka yer güzel yapar mı ki? Şimdi burada ben onu yemek istemiyorum. Ha. 195 mi? Evet. İyi abi. Bursa'dayız oğlum, abartma. Hayır ama işte İskenderci. Ha evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bence Bursa'ya göre normaldi yani. 2 kişi 195 lira. Ama çok et var, etini. Saf et yedik yani. Evet, bir tek tandır. Etsiz kuru fasulye vardı. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama çay bayağı pahalı. Neyse. Görüşürüz. 195 lira. Böyle tandır, kuzu muzu falan yedik yani. Röpet yedik. Sadece etsiz yediğimiz evet. Tek şey kuru fasulyeydi. Gerçekten öyleydi. Görüşmek üzere. Şimdi ikinci esnaf lokantasında görüşürüz. Benim nereden baksan bir 10 yıldır gelmek istediğim dükkan. Aslında esnaf lokantasıydı ama esnaf lokantasında şimdi hafta sonu yemek yok diye biz bunun restoran konseptine yerine geldik. Fasulyeli. Bu da eski Osmanlı ve Türk mutfağı üzerine konsept yapıyorum. Buranın en büyük özelinden biri, birazdan tekrar bahsederiz. Hiçbir şey ocakta, doğalgazda pişmiyor. Her şey fırınlarda pişiyor. Hepsi odun ateşinde, fırında. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Acaba Bursa'nın ve Bursa'da yaşadığı kesin gerçek iki kişilik. Bunlar gerçekten vardı ama hatta o kadar çok rivayet var ki hangi rivayetin gerçek olduğu anlamsız. Yani çift elması örneğinde bile var bunların rivayeti. Öyle düşünün. Bu işte hayal perdesine geliyor ve Karagöz oyununa dönüşüyor. Aslında perde oyunu Türk tiyatro kültürü, Türk tiyatrosu diye Avrupa'da biliniyor. Karagöz Hacivat'tan önce. Sonra Karagöz Hacivat perde oyuna dahil olunca Karagöz oyunu da alıyor isim, o kadar özdeşleşiyor. Bunu da işte Bursa'da yaşadıkları için ve Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'na Bursa'dan hayali çağrılıyor. Bu perdeyi şöyle düşünelim, biz bugünün televizyonu olarak konumlandırabiliriz. Bir Ramazan sofrası düşünün. İftardan önce perde kuruluyor, oyun oynanmaya başlıyor sahur vaktine kadar evin bir köşesinde. İsteyen gidiyor, izliyor, isteyen sohbetine devam ediyor gibi bir şey. Orada hep açık televizyon gibi düşünün. Bu Deni Ayten, bunlar da kuklalar ne yapıyorlar? Deni Ayten Bursa'da yaşamış gerçek bir şeylik. Bizim bir üst jenerasyonumuz Deni Ayten'i birebir görmüş. Hadi ya. Deni Ayten aşkından ötürü divane oluyor. Tırlatıyor. Sonra davulu var ama davulu patlak. Patlamış ve onunla geliyor ve çantası var. Bu çantasının içi taşlarla dolu. Hatta çantaları var. Yani bir sürü çantası var ve çantaları taşlarla dolu. Ve kulağında, ağzında 3 tane, kulaklarında 2-3 tane, ceplerinde her yerinde bol bol sigaralar var ama sigara içmiyor. Çok iyiymiş. Ve esnaftan sigara istiyor. Sigara vermezsen taş atıyor camına. Ya da onu kızdırırsa ben taş atıyor camına gibi düşünün. Hatta bunun şimdi alı heykeli falan yapıldı. Mezarlığı, Pınarbaşı mezarlığında böyle güzel bir hale geldi. Bu senin önemli bir şey. Bu Zenne orta oyun karakteri, perde oyunu karakteri. Zenne, Tusuz Deli Bekir'de aşk yaşıyor oyunlarda sürekli. Ondan sonra Karagöz, Hacivat, Şehit Füşleri. Şehit Füşleri de Ramiz Baba diyebiliriz o Zenne. Ondan sonra Müslüman Aga Zenne. Bu perde oyununda istediğiniz kadar karakter sokabiliyorsunuz. Yani hayalinin sınırına kalmış. Ramazan'da mesela benim
tasvirimi yapıp perdeye koydular. Hadi. Bunda bir beis yok. Hayali istediğini koyar. Öyle düşünün. Bunların hepsi oyunlara göre işte. Bebeloğlu, Hilal, İslam, şey, imamlar, Salomonlar, işte Hristiyan ve Müslüman çekişmeleri oluyor. İşte Bektaşlar yine aynı şekilde falan gibi. Yani bunlar daha da fazlası perde oyununda olan karakterler aslında. Teşekkür ediyoruz Emir Bey. Emir Bey bu arada işletme sahibimiz. Fasulyeli ve fasulye yoğurdu ateşinin kurucusu diyelim. Doğru. Enginar Bursa'da çok yemeklere gidiyor. Öyle mi? Enginar dolmaları diye başlık açabiliriz biz Bursa'da. Evet. Etli dolmaları, bilinçli dolmaları, otlu dolmaları, farklı farklı türde dolmaları var enginarın. Hatta enginarlı lahana kapaması diye bir yemek var mesela. Enginar saçla pişmiş kuzu eti dolduruluyor. Üzeri lahana, kelem derler Bursa'da. Kelem yaprağıyla kapatılıyor, tekrar fırınlanıyor. Asma yaprağıyla kapatılıyor, tekrar fırınlanıyor. Yani teknik yemekleri var aslında evlerde pişen. Ama enginarla. Restoranlarda bulamıyoruz değil mi? Evet. Tabii. Yani esnaf lokantalarında var. Yani Bursa esnaf lokantalarının hepsinde ama hepsinde istisnasız zeytinyağlı tezgahında enginar var. Bizim Antep'te patlıcandır. Ana yemi. Patlıcan. Tabii patlıcandır. Burada da enginarmış. Ben de hiç bilmiyorum. Ama patlıcanın mı? Kısa zamanı olduğu için enginarın aslında böyle hani çok da yer etmiyor. Yani bahar geldiğinde enginar sokulara giriyor. Ama bir amiral gemiymiş yani onu demek istiyorum. Evet. Çeşit çok fazla. Tabii çok. Enginardan. Halbuki bana göre bıraksan. Kendi memleketim hakkında böyle bir şey bana bıraksan, olacağım. Bana bıraksan enginar. Enginar abi zeytinyağlı benim için. Bak neleri varmış bilmiyorum. Ama Bursa'nın ben yemek konusunda çok zengin olduğunu biliyorum yani. 10 sene önce Bursa'da küçük sanayi bölgesinde, yani bir sanayi bölge, öğle yemeği ihtiyacı yoğun olan bir yerde bir esnaf lokantası açtık. Ve aslında bu dükkan o dükkanın doğurduğu bir dükkan gibi söyleyebiliriz. Esnaf lokantasının dili böyle çok sade değil, biraz karmaşık. Günde yarım saatlerde anlaşabilir halde duruyor. Çünkü saat 12 ile 12.30 arası aslında varlığını gösterebiliyor. Biz onu yaşadık abi. Sonra yemekler bitiyor vesaire. Bunun için mi geldim? Bu muymuş? O anlattılar ama aslında öyle değil gibi. Biz de öyle olduk. Biz de öyle olduk evet. Ya biz onu demedik ama kapıda bir saat bekledik biz. Bu kendi kalın şehrinde de esnaf lokantasına gideceksen mutlaka 12'den önce gitmek lazım bence. 11 evet. 11 aslında ben bunu biliyordum. Her yemek hazır, yeni çıkmış, bomboş, müthiş hizmet, doyur karnını. Bunu ben biliyordum. Çünkü ben Gaziantep'liyim ve bizim orada hep esnaf lokantası ve o kültür vardır Gaziantep'te. Ben onu düşünemedim. Yoksa ben biliyordum. Öğlen servisinde yapar, öğlen servisini verir. Yani tamam onu düşünüyordum da ben yine bir 3'e kadar falan yemek kalmadı. Evet. Şimdi bu tabaktaki yemeklerin ortak noktası yoğurt ve biz yoğurdu tahta kaşıkla servis ediyoruz. Çünkü tahta kaşık geleneği diye bir Ramazan geleneği var. Onu yansıtmak için tabağın hikayesi aslında bu. Ben çok seviyorum biliyor musun bu yemeklerde geçmişe giden dokunuşlar yapılmasını. Sunumlarda, yemeğin kendisinde, bir süsünde, bir şeyinde ama geçmişten işte ahşap kaşık ne bileyim. Evet. Bir, anladın mı? Aynen öyle. Yani. Bir zemine oturtmak evet çok güzel oluyor. Sonra burada sütlü biber yemeği var. Çıbırkalı ekmeğin üzerinde. Çünkü bu da bir göçmen yemeği. Yine biber yemeği. Sütlü biber yemeği Bursa'da evlerde sadece öğle yemeklerinde yemek olarak pişen bir yemek. Biz bunu ekmeğin üzerinde servis ediyoruz. Ancak normalde bir tencerede pişiyor. Ortaya konuluyor. Kaşık kaşık yediğin bir yemek yani aslında. Ev yemeği. Gariban yemeği. Ve öğle yemeği. Akşam pişmiyor. Hadi. Annenin çocukları okuldan gelir, sabahçıdır. Öğlen direkt tam sütlü biber pişimi. Çok kısa. Çok güzel çok ya. Güzel. Yani sarımsak, un, kapya biberle beraber çektiriliyor o kadar. Ama inanılmaz güzel. Evet. Ve altında çıbrıkalı ekmek var. Abdal simit abi ben Abdal o çayı çok hoşuma gitti. Ve tahinli fasulye. Tahinli fasulye Tarsus'ta yapılıyor. Biz fasulyeli aslında ya bizim markamız. Evet. Esnaf lokantasının asıl özelliği yıl içinde 20'ye yakın çeşit kuru fasulye. Evet pişirmesi. Biliyorum pastırmalısı, acılısı, kestanelisini yapıyorum sen. Biz şunu anladık araştırırken. Anadolu'da insanların etrafında ne varsa onunla pişiriyor fasulye. Bunlar evlerde pişiyor zaten. Tarsus'ta düğün yemeği, fasulye paçası deniliyor. Tahin yani fasulye pişiyor, tahinli bir taşım daha kaynatılıyor ve helmeleniyor. Simitli fasulyenin hikayesi de şu, bizim Zeki abi adında bir misafirimiz vardı esnaf lokantasında. Sadece cuma günleri geliyordu, cuma namazından sonra. Ve cuma çıkışı bir simit alıyordu tabladan, onunla geliyordu. Sucuklu fasulye söylüyordu, simiti içine doğru yiyordu. Zeki abi neden böyle, babaannem böyle yerdi diyordu. Yani aslında evlerde bayat ekmek doğranıyor bizim evlerde. Simit doğramak değil de onu da hem tahin hem simit susamlı ikisini birleştirdiği çok güzel oldu. Süper ya. Abi inovasyonu görüyor musun? Ha buna dikkat etmeniz de çok iyi. Evet, niye çünkü göresen? Evet abi. O yediğiniz urmeli mantısı. Bunun hamuru Bursa'da göçmen mahallelerine gidin. Bu hamurdan mutlaka bir şey bulursunuz evde. Bu nedir? Bu da çarşı böreğinden esinlendiğimiz bir şey. Konya'da çarşı böreği var.
küflü peynirli pide yapıyorlar aslında. Abi hadi bak. Abi bu köfte de semizotunda çok güzel olmuş. Bu da süzme yoğurt semizotu. Normalde bunun tek servisi şu. Bu yemekler aslında porsiyon olarak sipariş edilebilen yemekler. Ancak tadım menüsünde biz bunları bir tabakta tadımını kolayacak şekilde aslında. Anladım. Böyle daha mantıklı çünkü. Bunu böyle şey, garson arkadaş anlatıyor mu abi bu budur bu budur diye anlatıyor mu? Süper ya. Mutfakta destek veriyor. Süper. Ben de senin artanını yedim. Kapatalım mı videoyu? Evet. Kapat. Deneme. Yani bugün çok değişik bir bölüm oldu. Evet. Biz de beklemiyorduk ve çok hoşumuza gitti. Ama hanımdır içi kapatalım. Hadi kapat. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Emir'e çok teşekkür ediyoruz. Dükkanın adı Fasulyeli. Ama bu dükkanın şeyi Fasulyeli Odun Ateşi. Bu dükkanın en büyük özelliğinden bir tanesi ocak. Ben daha önce söylemiştim başlangıçta ama tekrar söylemek istiyorum. Çünkü çok güzel bir şey bu. Hikayesi var yine. Ocak yok. Elektrik yok, doğalgaz yok. Her şey odun ateşinde fırında pişiyor abi. Az önce de göstermiştim zaten. Ya sırf bunun hikayesi bile gelirim ben buraya ya. 10 senedir gelecek. Yani ben 10 senede gelebilirim, siz gelirsiniz. Sonunda artık, geldik. Artık köprü var ya, 1,5 saatte geliyorsun. Evet, yani ya, çok kısa çok güzel oldu. Çat 1,5 saat sonra buradayım, evet, sağ olsun. Parola söyle. Parolamız fasulyeli olsun. Fasulyeli. Fasulyeli. Parolamız fasulyeli. Görüşürüz. Görüşmek üzere.